Gemina Kütüphane Hayalperest Bir Kadın Yazan Thomas Hardy Seslendiren Zafer Akyol Yayına Hazırlayanlar Serkan Karakoç, Volkan Zengin Birinci Bölüm William Marchmill, yukarı Vese'deki meşhur Solent Sea plajlarında yaptığı pansiyon araştırmalarından sonra otele karısının yanına döndü. Karısı çocukları da yanına alarak sahilde dolaşmaya gitmişti. Marchmill de otelin asker görünümlü kapıcısının işaret ettiği yöne doğru yürümeye başladı. Yürürken aynı zamanda bir şeyler okuyan karısını gördüğünde ''Tanrım ne kadar da uzaklaşmışsınız. Soluk soluğa kaldım.'' dedi sabırsızlıkla. Üç çocuk dadılarıyla birlikte epeyce ilerden gidiyorlardı. Bayan Marchmill kitabın kendisini içine çektiği hayallerden uyandı. ''Evet.'' dedi. ''İşin o kadar uzun sürdü ki... Yine de bana ihtiyacın olduysa özür dilerim Will. Doğrusunu söylemek gerekirse otelden ben de pek memnun kalmadım.'' havadar ve rahat diye anlattıkları odaları aslında son derece havasız ve rahatsız. Benimle birlikte yeni bulduğum odanın bize uygun olup olmadığına bakmaya gelir misin? Aslında ondan daha iyisini bulamadım. Şehir çok dolu ve fazla oda kalmamış. Çocukları yürüyüşlerine devam etmeleri için dadılarıyla bırakıp birlikte geri döndüler. Dengeli yaşları, uyumlu karakter özellikleri ve ortak beklentilerine rağmen bu çift yapı olarak birbirinden çok farklıydı. Çok sık tartışmamalarına rağmen adamın aşırı serin kanlı, sakin tavrıyla karısının fazla heyecanlı ve neşeli oluşu birbirine tamamen zıttı. Zevkleri, ilgi alanları, önemli ya da önemsiz hiçbir özellikleri ortak bir noktada buluşmuyordu. Marchmebu Karısının beğenilerini, eğilimlerini biraz saçma bulurken, karısı da onun çıkarcı ve materyalist olduğunu düşünüyordu. Adam kuzeyde, gelişmekte olan bir şehirde silah üretimi işiyle uğraşıyordu. Ve bu iş sanki bütün hayatıydı. Karısı ise şu eskimiş kibar tabiriyle onun ilham perisi olarak tanımlanabilirdi. Kocasının ürettiği her şeyin yaşamları yok etme amaçlı olduğu ne zaman aklına gelse, içi merhametle ürperen, hassas ve heyecanlı biriydi Ela. O silahlardan hiç değilse birkaçının, korkunç haşaratların ve kendilerinden zayıf türlere karşı en az insanlar kadar acımasız olan hayvanların kökünün kurutulması için kullanıldığına kendisini inandırarak soğukkanlılığını korumaya çalışıyordu. Kocasının böyle bir mesleği olması, Ela'yı bugüne kadar rahatsız etmemişti. Gerçekten de bedeli ne olursa olsun, rahat bir yaşam sürme isteği, annelerin öğretip durduğu evlilik kuralları, onu William'la evlenip balayını geçirdikten sonra düşünme aşamasına gelene kadar bütün bunlar üzerine kafa yormaktan alıkoymuştu. Fakat evlendikten bir süre sonra, sanki karanlıkta beklenmedik bir nesne görmüş gibi irkilip, içinde bulunduğu durumu düşündü. Zihninde tarttı. Bu durumun sık rastlanan bir şey olup olmadığını, bazı şeylere engel mi yoksa destek mi olduğunu, kendisi için ne ifade ettiğini ya da etmediğini kestirmeye çalıştı. Bazı belirsiz sonuçlara vardığında, önce kocasının duygusuzluğuna ve kabalığına, sonra kendine acıyor, William'ın haberi olsa bile rahatsızlık duymayacağı hayali uğraşlara, rüyalara karşı beslediği hassas ve narin duygularını dışa vurarak içini rahatlatıyordu. Zayıf, ufak tefek görünüşlü bir kadındı Ela. İnce yapılıydı. Hareketleri ani ve kıvraktı. Koyu renk gözlerinin her bir göz ruh halini yansıtan muhteşem parlaklık ve aydınlık kıvılcımlar verdi. Bu kıvılcımlar sıklıkla kocasının erkek arkadaşlarına ve sonunda da kendisine sıkıntı veriyordu. Kocası uzun boylu, iri yapılıydı. Kahverengi sakallarıyla düşünceli bir ifadesi vardı. Belirtmek gerekir ki, karısına karşı her zaman kibar ve hoşgörülüydü. Anlaşılır cümlelerle konuşurdu ve silahları bir gereklilik haline getiren dünya olayları onu fevkalade memnun ederdi. Karı koca aradıkları eve varınca edek yürüdüler. Deniz manzaralı, dört mevsim yeşil kalan ve rüzgarı kesen ağaçlarla dolu bir bayırda kurulmuş, taş basamaklardan geçerek verandaya ulaşılan bir evdi bu. Üstünde numarası yazılıydı fakat diğer evlerden daha büyük olmasının yanında pansiyon sahibesinin inatla Coburg House diye adlandırmasıyla ünlüydü. Gerçi herkes burayı yeni meydan 13 numara diyebilirdi. Bölge şu sıralarda aydınlık ve canlıydı. Fakat kışın astarı ve eklenti yerleri görünecek kadar ince bir boyayla kaplanmış kapının önüne kum torbaları yerleştirmek, anahtar deliğini rüzgara ve yağmura karşı tıkamak gerekiyordu. Adamın dönüşünü bekleyen ev sahibesi onları girişte karşıladı ve odalarını gösterdi. Onlara bir iş adamının dul eşi olduğunu, kocasının ani ölümüyle sıkıntıya düştüğünü anlattı ve büyük bir hevesle pansiyonunun rahatlıklarından bahsetti. Bayan Marchmill yeri ve evi beğendiğini fakat çok küçük olduğundan bütün odaları tutmadıkları takdirde sığamayacaklarını söyledi. Pansiyon sahibesi umutsuz bir ifadeyle düşünceye daldı. Ziyaretçilerin kiracı olmalarını çok istiyordu ve bu isteğini açık yüreklilikle belirtmişti. Fakat odalardan ikisi bekar bir adam tarafından sürekli olarak tutulmuştu. Genç kiracının sezon fiyatlarını ödemediği doğruydu. Fakat bütün yıl orada kalıyordu. Şimdiye kadar hiçbir sorun çıkarmamıştı. Üstelik son derece hoş ve ilginç biriydi. Pansiyon sahibesi odaları yüksek bir fiyata kiraya verecek olsa da onu kovmak istemiyordu. Ama belki diye ekledi. Bir süreliğine başka bir yerde kalmayı kabul edebilir. Çift bu son sözleri duymadan evden ayrıldı ve otele döndük. Henüz çay içmeye başlamışlardı ki, pansiyoncu kadın aradı. Genç adamın ziyaretçileri geri çevirmektense, odalarını üç ya da dört haftalığına boşaltma nezaketini gösterdiğini söyledi. Çok ince bir davranış ama onu bu şekilde rahatsız etmek istemeyiz, dedi Marchmey. Yo, bu onu rahatsız etmeyecek, sizi temin ederim, dedi pansiyoncu kadın dokunaklı bir sesle. Yani Demek istediğim o değişik bir adamdır. Dalgın, yalnız, hüzünlü ve sezonda burada olmaktansa güneybatı rüzgarları kapıya vurduğunda ve denizin dalgaları meydanı ıslattığında civarda kimseler yokken burada olmayı tercih eder. Değişiklik olsun diye kısa bir süreliğine karşı adada küçük bir kulübede kalacak. Böyle olunca pansiyoncu kadın da onların gelebileceğini düşünmüştü. Marchmill ailesi hemen ertesi gün evi tuttu. Bu ev onlar için çok uygundu. Hafif bir öğle yemeğinden sonra Bay Marchmill rıhtıma doğru gezintiye çıktı ve Bayan Marchmill çocukları kumda oynamaya gönderdikten sonra bir köşeye rahatça oturup etraftaki nesneleri incelemeye ve giysi dolabının kapağındaki aynanın yansıtma gücünü ölçmeye koyuldu. Önceden genç bekara ait olan arkadaki küçük oturma odasında diğerlerine göre daha şahsi mobilyalar buldu. Baskıları piyasada az bulunan eski püskü kitaplar tuhaf bir gizlilikle köşelere yığılmıştı. Önceki kiracı sezon müşterilerinin bu kitapları karıştırabileceğini düşünmemiş olmalıydı. Bu sırada pansiyoncu kadın Bayan Marchmill'in memnun kalmadığı herhangi bir şey olup olmadığını sormak için kapının eşiğinde dolanıp duruyordu. Burayı kendi küçük odam yapacağım dedi Bayan Marchmill. Çünkü kitaplar burada. Sırası gelmişken bizden önceki kişinin çok fazla kitabı varmış. Bazılarını okumamın sakıncası olmaz değil mi Bayan Huber? Tabii ki olmaz hanımefendi. Söylediğiniz gibi çok fazla kitabı var. Edebiyatla ilgileniyor. O bir şair. Evet, gerçekten de öyle. Ve lüks içinde yaşamasına yetecek kadar olmasa bile, kendisine şiirle ilgilenme olanağı sağlayan küçük bir geliri var. Bir şair, Tanrım biliyordum. Bayan Marshmell, kitaplardan birini açtı ve sahibinin, İlk sayfada yazılı olan adını gördü. Aman tanrım diye devam etti. Robert Trio. Bu ismi çok iyi biliyorum. Tabii ya, yazılarını da öyle. Demek bu tuttuğumuz oda ona ait. Ve evinden kovduğumuz kişi de o. Ella Marchmill birkaç dakika sonra meraklı bir şaşkınlıkla Robert Treewood düşünmeye başladı. Elan'ın hikayesi bu merakını gayet iyi açıklıyordu. Mücadeleci bir yazarın tek kızı olarak son bir iki yıldır evlilik hayatının günlük dertlerinin ve sıradan bir adamdan üç çocuk doğurmuş olmanın sıkıntısının yol açtığı bir durağında sürüklenirken önceleri berrak ve canlı olan şimdilerde ise köşeye sıkıştırılmış hislerini uygun bir kanala akıtma çabasıyla şiir yazmaya merak sarmıştı. Bir erkek takma adıyla imzalanmış bu şiirler, birçok kez az tanınmış dergilerde, iki kez de daha bildik dergilerde yayınlanmıştı. Tanınmış dergilerden ikincisinde, Ela'nın coşkulu hislerle yazdığı Küçük karakterlerde basılmış yazısının olduğu sayfanın üstünde, aynı konuyla ilgili daha büyükçe basılmış Robert Treuva ait birkaç mısra vardı. Aslında ikisi de günlük gazetelerde de söz edilen trajik kazalar atlatmışlardı ve bunu esin kaynağı olarak kullanmışlardı. Dergenin editörü bu tesadüfü bir notla belirtmiş, ve şiirlerin muhteşem oluşlarının kendisini onları bir araya getirmeye teşvik ettiğini belirtmişti. Bu olaydan sonra Ella takma ismiyle John Ivy erkeklerin cinsiyet konusundaki umursamazlığıyla kendisini hiçbir zaman kadın gibi göstermeye çalışmamış olan Robert Tribune imzasını taşıyan şiirleri dikkatle incelemeye başladı. Aslında bayan Marchmill Robert Trew'un yaptığının aksine takma ad kullandığı için mutluydu. Dizelerindeki duyguların girişken bir tüccarın üç çocuk annesi eşine ait olduğu bir bilinse kimse onun ilhamına inanmazdı. Trew'un şiirleri son dönemde ortaya çıkan ustalıktan öte heyecanı, mükemmellikten öte süslü olmayı önemseyen, sıradan şairlerinkilerden ayrılıyordu. Simgeci ya da karamsar değildi. İnsanın en iyi durumlarını görebildiği kadar, en kötülerini de görebilen biri ne kadar olabilirse o kadar kötümserdi ancak. Ela ise zaman zaman içeriğin dışında şekil ve uyum kusursuzluğuna fazla önem vererek yazdığı belli olan gelişi güzel kafiyelerle her mantıklı eleştirmenin yazmasa daha iyi olacağını düşündüğü soneler yazmıştı. Ella Marchmill, üzgün ve umutsuz bir kıskançlıkla bu rakip şairin çalışmalarını kendi zayıf mısralarına gösterdiğinden çok daha büyük bir özenle sık sık gözden geçiriyordum. Onu taklit etmeye çalıştığında, onun seviyesine ulaşmadaki yetersizliği, Ela'yı üzüntü nöbetlerine sokuyordu. Bu şekilde aylar geçti. Bir gün yayın evlerinden birinin listesinde Trivun eserlerini bir kitapta topladığını gördü ve bu kitabın iyi yönde eleştirildiğini, basım masraflarını rahatlıkla karşılayacak kadar satıldığını öğrendi. Bu ileri yönde adım John Ivey'e kendi eserlerini de derlemek ya da müsvedde halindekilerle daha önce yayınlanmış bazı şiirlerini kitap haline getirmek üzere toplama fikrini verdi. Basım için yüklü masraflar yapıldı. Birkaç dergi onun bu zavallı kitabının farkına vardı ancak kimse onun hakkında konuşmadı. Kimse kitabı satın almadı. Ve 15 gün içinde piyasadaki varlığı sona erdi. Tabi buna varlık denirse. Ela'nın düşünceleri üçüncü kez bebek sahibi olacağını öğrendiğinde başka yönlere kaydı. Ve belki de evdeki yeni uğraşının etkisiyle bu şiir macerasının acı sonu onu daha az etkiledi. Kocası doktor masraflarıyla birlikte yayıncının parasını da ödedi ve bu heves bir süreliğine unutuldu. Ama aslında Ela, yüzyılın şairi olmasa da kendi tarzının bir öncüsüydü. Ve son zamanlarda eski ilhamını yeniden kazanmaya başlamıştı. Ve şimdi ise garip bir tesadüf sonucu kendisini Robert Triuvun odasında bulmuştu. Düşünceli bir şekilde sandalyesinden kalktı ve bir tüccar eşinin merakıyla odayı incelemeye başladı. Evet, Triun şiir kitabı da diğerlerinin arasındaydı. İçindekilere yeterince aşina olmasına rağmen, sanki biri tarafından kendisine yüksek sesle söyleniyormuşçasına okudu. Sonra bazı sıradan işler için pansiyon sahibesi Bayan Hooper'ı çağırdı ve yine onu genç adamla ilgili olarak sorguya çekti. Eminim onu görseniz siz de ilgilenirsiniz bayan. Fakat o kadar utangaç biri ki karşılaşacağınızı hiç sanmam. Bayan Hooper, kiracısının kendisinden önce burada kalan adamla ilgili merakını gidermeye çalışıyordu. Uzun zamandır mı burada yaşıyor? Evet, yaklaşık iki yıldır. Kendisi burada değilken bile odaları tutuyor. Buranın yumuşak havası göğsüne iyi geliyor ve istediği zaman buraya geri dönebileceğini bilmek hoşuna gidiyor. Genelde bir şeyler yazıyor ya da okuyor ve çok fazla kişiyle de görüşmüyor. Aslında o kadar nazik biri ki insanlar onu tanısalar onunla arkadaşlık etmekten zevk duyarlar. Her gün iyi insanlarla karşılaşılmıyor. Demek iyi ve kibar biri. Evet, ne zaman ihtiyacım olsa bana yardım eder. Bazen ona, Bay Trio bu aralar keyifsiz görünüyorsunuz dediğimde, bunun nasıl anlayabildiğiniz bilmiyorum Bayan Hooper. Gerçekten de öyleyim der. Neden biraz değişiklik yapmıyorsunuz diye sorarım. Ve sonra bir iki gün içinde Paris'e ya da Norveç'e ya da başka bir yerlere yolculuğa çıkar. Sizi temin ederim ki döndüğünde çok daha iyi durumda olur. Öyle mi? Kuşkusuz çok duygusal biri olmalı. Evet, bununla birlikte bazı tuhaflıkları da var. Bir keresinde gece geç saatlerde bir şiirini tamamladığında odada yüksek sesle okuyarak bir aşağı bir yukarı gidip geliyordu. Zemin çok ince olduğundan ev kötü malzemeyle yapıldığından böyle olduğunu düşündüm. Gece boyunca alt katta uyuyamadım. Ama aslında çok iyi anlaşıyoruz. Bu, geleceği parlak bir şair hakkında yapılan bir dizi konuşmanın yalnızca başlangıcıydı. Yine böyle bir konuşma sırasında Bayan Hooper, Elan'ın önceden fark etmediği bir şeye dikkatini çekti. Yatağın başucunda, duvar kağıdının perdenin arkasında kalan bölümünde kurşun kalemle yapılmış bazı karalamalar vardı. "Durum bir bakayım," dedi Bayan Marchmill sesindeki şefkatle karışık merakı gizleyemeyerek. Sonra sevimli yüzünü duvara yaklaştırdı. Bunlar, dedi Bayan Hooper, olan bitenin farkında olan bir kadın tavrıyla. Şiirlerinin ilk fikirleri ve başlangıçları. Birçoğunu silip çıkarmaya çalıştı ama yine de okunuyorlar. Geceleri aklına gelen bir şiirle uyanıp, sabahleyin unutma korkusuyla duvara hızlıca karalıyor olmalı. Burada gördüğünüz dizelerin aynılarını sonradan dergilerde gördüm. Kimileri daha yeni. Aslında şunu daha önceden görmemiştim. Birkaç gün önce yazmış olmalı. Ella Marchmill nedenini bilmeden heyecanlandı ve pansiyonun sahibesinden istediği bilgileri aldıktan sonra birden onun oradan gitmesini istedi. Edebi bir meraktan çok, tarif edilemez, Özel bir merakla yazılanları yalnız olduğu bir anda okumak istedi. Bu yüzden kadının gitmesini bekledi. Ela'nın kocası yatla açılırken belki de denizin çok hareketli olması nedeniyle çok da iyi bir denizci olmayan karısını yanına almadan yolculuk etmeyi daha cazip buldu. Ucuz tatilcilerin vapurlarının yanaştığı kıyılara yalnız gitmeyi kendisine çok görmüyordu Bay Marchmill. Bu kıyılarda gece yarılarına kadar süren danslar sırasında çiftler kolaylıkla sendeleyerek birbirlerinin kollarına atılabiliyorlardı. Bay Marchmill'in eşine yumuşak bir dille anlattığı gibi bu çevreler karısını sokamayacağı kadar karmaydı. Bu yüzden bu başarılı fabrikatör tatili sırasında güzel bir değişiklik yapıp bol bol deniz havası alırken Ela'nın yaşamı, en azından dışarıdaki yaşamı son derece tek düzeydi ve genel olarak sahil boyunca yaptığı yürüyüşlerden ve yüzmelerden ibaretti. Ancak şiirsel dürtüsü yeniden canlandığından, içinde, çevresinde olup bitenlerin birincine varmasını engelleyen güçlü bir ateş yanıyordu. Triun son şiir kitabını ezberleyinceye kadar okudu ve şiirlerden bazılarıyla rekabet etmeye çalışarak boşuna zaman harcadı. Başarısızlığının farkına vardığında ise gözyaşlarına boğuldu. Rakibi kıyas kabul etmeyecek kadar üstündü. Büyük üstadının uyguladığı manyetik çekimin kişisel parçası kuramsallıktan ve zihinsellikten o kadar öteydi ki Elan'ın bunu anlaması ve rekabet etmesi mümkün değildi. Bu adamın içinde yaşadığı yerle Gece gündüz her an onu fısıldayan çevreyle kuşatılmıştı. Fakat o hiç görmediği bir adamdı. Ve aslında Eley'i kışkırtan da ilk fırsatta ortaya çıkan uzun süredir içinde beklettiği bir duyguyu kesinliğe kavuşturma arzusuydu. Medeniyetin getirdiği fazla işlevsel koşullarda aşkın doğal gelişim sürecine uygun olarak kocasının ona karşı olan sevgisi düzensiz bir arkadaşlığın dışında fazla uzun sürmemişti ve Ela'nın hala ilgi isteyen canlı arzuları bu şans eseri ortaya çıkmış malzemeyle yeniden beslenmeye başladılar. Bir gün çocuklar dolabın içinde saklambaç oynarlarken telaş içinde bazı giysileri düşürdüler. Bayan Hooper bunların Baytri'ye ait olduğunu söyledikten sonra tekrar dolaba yerleştirdi. Saçma fikirlere kapılan Ela, öğleden sonra evde kimse yokken odaya girdi, dolabı açtı ve giysileri çıkardı. Bir yağmurluk bulup başlığını takarak üzerine giydi. "Belki de onunla yarışabilmem için bu bana ilham verebilir," dedi. Bunları düşünürken gözleri nemlendi ve aynada kendisine baktı. Onun da kalbi bu paltonun içinde atmış, beyni Elan'ın asla ulaşamayacağı seviyelerdeki düşüncelerini bu başlığın altında üretmişti. Bu adamın karşısındaki zayıflığının farkına vardığında kendini kötü hissetti. Daha üzerindekileri çıkarmadan kapı açıldı ve kocası içeri girdi. ''Neler oluyor burada?'' diye bağırdı. Elan'ın yüzü kıpkırmızı kesildi ve aceleyle üstündekileri çıkardı. Bunları şu dolapta buldum dedi. Garip bir hevesle onları giydim. Ne yapmamı bekliyordun ki? Hiçbir zaman yanımda değilsin. Hiçbir zaman değil miyim? Peki. Ela o akşam şaire karşı gizli bir şefkat beslediği belli olan pansiyon sahibesiyle uzun uzun konuştu. Onun hakkında sohbet etmeye her zamankinden de hevesliydi. Bayan Hooper, Bay ile ilgileniyorsunuz. Bunun farkındayım hanımefendi dedi. Bay Drew az önce yarın öğleden sonra buraya bazı kitaplarını almaya geleceği haberini yolladı. Sizin odanıza gelip onlara bakmasının sakıncası olup olmadığını sordu. Ela hemen "Ah, hayır, elbette sakıncası yok." diye atıldı. Sonra Bayan Hooper "Burada da olursanız rahatlıkla Bay Triul'la karşılaşabilirsiniz dedi. Ela gizlemeye çalıştığı bir sevinçle burada olacağını söyledi ve yatağına Bay düşünerek yattı. Ertesi sabah kocası, söylediklerini düşündüm Eli diyerek söze başladı. Çok uzun süre yanından ayrıldığımı ve seni yapacak çok fazla şey olmayan bu yerde yalnız bıraktığımı söylemişti. Haklı olabilirsin. Bugün deniz sakin olduğuna göre birlikte yatla açılabiliriz. Ela belki de hayatında ilk kez böyle bir teklif karşısında mutlu olmamıştı. Ama yine de o anda kabul etti. Ancak yola çıkış saati yaklaştığında hazırlanırken bir süre olduğu yerde durdu ve düşündü. Kısa süre sonra anladı ki artık açıkça aşık olduğu şairi görme isteği diğer her şeyin üstündeydi. Gitmek istemiyorum dedi kendi kendine. O buradayken dışarıda olmaya dayanamam. Gitmeyeceğim. Kocasına da yata binmek konusundaki kararını değiştirdiğini söyledi. Kocası da çok fazla umursamadı bu haberi ve yoluna gitti hemen. Günün geri kalanında ev sakindi. Çocuklar dışarı kumla oynamaya çıkmışlardı. Perdeler güneş ışığında denizin rüzgarlarının yumuşak, durgun çarpışlarıyla dalgalanıyordu. Ve bu sezon için kiralanmış, yabancı müzisyenlerden oluşan Green Slation grubunun müziği Coburg House civarındaki yürüyüşçüleri ve tatilcileri kendine çekmişti. Sonunda kapının çalındığı duyuldu. Bayan Marchmill, hizmetçilerden hiçbirinin kapıya bakmaya gittiğini duymadım. Sabırsızlanmaya başlamıştı. Kitaplar oturduğu odadaydı. Bekledi fakat kimse gelmedi. Sonra zili çaldı. Yukarı yanına gelen hizmetçiye kapıda bekleyen biri var dedi. O hayır bayan kapıdaki belge deli çok oluyor ben kapıyı açmıştım diye yanıtladı hizmetçi. Ve o sırada bayan Huber Ela'nın odasına geldi. Çok yazık dedi. Baytriyev gelmeyecekmiş. Ama kapının çalındığını duydum. Rüya mıydı? Hayır, kapıyı çalan, oda arayan ve yanlışlıkla buraya gelmiş biriydi. Baytriyev, öğle yemeğinden hemen önce haber gönderip, onun için çay hazırlamama gerek olmadığını, kitaplara ihtiyacı olmadığını ve onları almaya gelmeyeceğini söylemiş. Şimdi Ela perişan bir haldeydi. Uzun bir süre onun ayrı hayatlar şiirini bile okuyamadı. Ne yapacağını şaşırmıştı. Kalbi acıyordu ve gözleri yaşlıydı. Çocuklar ıslak çoraplarıyla odaya girip ona doğru koşturarak yaptıklarını anlatmaya başladıklarında onları eskiden olduğunun yarısı kadar bile umursamadığının farkında değildi. Bayan Opera, sizde burada yaşayan genç adamın bir fotoğrafı var mı? diye sordu. Ondan bahsederken tuhaf bir biçimde utanıyordu. Evet tabii, yatak odanızdaki şöminenin rafındaki süslü çerçevede hanımefendi yanıtını aldı. Hayır, orada dük ve düşesin fotoğrafları var. Evet öyle, fakat asıl fotoğraf onların altında. Önceden üstte onun fotoğrafı vardı. Ancak giderken Tanrı aşkına benim resmimi gelen yabancılardan saklayın demişti. Onu Dük ve Düşes'in fotoğrafının altında görebilirsiniz. Sizin onun resmine baktığınızı bilse bile bundan rahatsız olmayacaktır hanımefendi. Kendisinden sonraki kiracının sizin gibi çekici bir kadın olduğunu bilseydi, kendisini gizlemeyi düşünmezdi bile. Ela, yakışıklı mı? diye sordu utanarak. Bana göre evet, Belki bazıları beğenmeyebilir. Peki ya ben?" diye sordu Evezle. Sanırım siz beğenirsiniz. Gerçi bazıları onun yakışıklıdan çok çekici olduğunu düşünürler. İri gözlü, düşünceli biri. Bilirsiniz, etrafına hızla bakarken gözlerinde hayatını yazdığı şiirlerden kazanan bir şairden bekleneceği gibi heyecan verici bir parıltı var. Kaç yaşında? Sizden birkaç yaş büyük hanımefendi. 31 ya da 32 sanırım. Aslında Ela 30'una basalı birkaç ay olmuştu. Fakat o kadar göstermiyordu. Henüz olgunlaşmamış bir yapıda olmasına rağmen duygusal kadınların son aşkın ilk aşktan daha güçlü olabileceğini düşündükleri döneme girmişti. Ve ne yazık ki çok yakında gururlu kadınların erkek misafir çağırmaktansa sırtlarını pencereye yaslayıp perdeler yarıya kadar kapalı bir şekilde dışarıyı seyretmeyi tercih ettikleri daha da hazin bir döneme girecekti. Bayan Hooper'ın saptamasını düşündü ve bir daha yaştan söz etmedi. Tam bu sırada bir telgraf geldi. Kocasındandı. Arkadaşlarıyla birlikte yatla kanalın aşağısına Badmouth'a kadar gitmişlerdi ve ertesi güne kadar dönemeyecekti. Ela, hafif bir akşam yemeğinden sonra güneş batıncaya kadar çocuklarla birlikte sahilde dolaştı. Bir yandan da büyülü bir şeylerin olacağının berrak hissiyle odasında henüz bakmadığı fotoğrafı düşünüyordu. Zira hayal kurma konusunda epey tecrübeli olan bu genç kadın, kocasının geceleyin gelmeyeceğini öğrendiğinde, gizli bir rahatlıkla, aceleyle yukarı koşup fotoğraf çerçevesini açmamak için kendini tuttu. Onu yakıcı öğle güneşinde görmektense, yalnız kalıp, sessizlik, mumlar, sakin bir deniz ve gökyüzündeki yıldızlarla daha romantik bir hava yaratarak görmeyi tercih etti. Çocukları yatağına yolladıktan sonra, saat daha on bile olmamasına rağmen Era da odasına gitti. Tutkulu merakını tatmin etmek için bütün hazırlıklarını yapmıştı. Önce gereksiz elbiselerinden kurtulup geceliğini giydi. Sonra masanın önüne bir sandalye yerleştirerek Triv'un en duygulu yazılarını okudu ve son olarak da fotoğraf çerçevesini ışığa tuttu. Arkasını açtı, resmi çıkardı ve baktı. Dikkat çekici bir görüntüydü bu. Şairin siyah pos bıyıkları, keçi sakalı ve alnını kapatan bir şapkası vardı. Ev sahibesinin tasvir ettiği koyu renk gözleri çok gizemliydi. Bu gözler düzgün biçimli kaşların altından bakarken karşısındakinin yüzündeki küçük dünyada evreni okuyor gibiydiler ve manzaradan memnun olmamış gibi bir halleri vardı. Ela, en alçak, en yoğun, en uysal ses tonuyla mırıldandı. Demek bunca zamandır acımasızca benim hayatımı karartan sendin. Fotoğrafı uzun uzun izlerken düşünceye daldı. Gözleri doldu ve dudaklarıyla resme dokundu. Sonra ürkek bir hafiflikle gülümsedi ve gözlerini sildi. Ne kadar aşağılık bir kadın olduğunu düşündü. Evli, üç çocuklu ve aklının bir yabancıya kaymasına izin veren bir kadın. Ama hayır. O bir yabancı değildi ki. Ela onun düşüncelerini ve hislerini kendininkiler kadar iyi tanıyordu. O düşünce ve hisler kendininkilerin aynıydı. Kocasında ise açıkça bunların hiçbiri yoktu. Belki de böyle olması ailenin masraflarını karşılayabilmesi için en iyi olanıydı. Ama yoktu işte. Gerçek benliğime çok yakın. Onu hiç görmemiş olmama rağmen bana Will'den daha yakın diye düşündü. Kitabını ve resmini masaya, yatağından görebileceği şekilde yerleştirdi ve başını yastığa koyduğunda Robert Trevon en gerçekçi ve dokunaklı bulduğu şiirlerini yeniden okudu. Sonra bunları bir kenara bırakarak fotoğrafı yatak örtüsünün üstüne koydu ve yattığı yerde uzun uzun izledi. Daha sonra ise mumun ışığıyla aydınlanan duvardaki yarı silinmiş karalamaları okudu. Cümleler, beyitler, kafiyeler, dize başlangıçları ve ortaları, Şerinin artıkları gibi üstün körü fikirler vardı. Ve onlardan en kısa olanı öyle yoğun, öyle tatlı, öyle heyecan vericiydi ki Triven ılık ve sevgi dolu nefesi bu duvarlardan uzun süre onu saran şimdi ise Eran'ın arasında olduğu bu duvarlardan yanaklarına esiyor gibi geldi. Şimdiye kadar kim bilir kaç kez elini ve kalemini bu şekilde tutarak duvara yaslamıştır diye düşündü. Evet. Yazı sanki kolunu bu şekilde uzatmış birinin elinden çıkmış gibi aşağı doğru kayıyordu. Birinci bölümün sonu.